Arkadaşlar ben pazardan geldim. Şöyle getirebildiklerimi göstereyim size. Diğer malzemelerimi kaynabam getirecek motorla. Ben bebek arabasıyla gittim. Hem de nefesim daralıyor, hastayım diye. Zor yapmadım yani. Zorlamak istemedim kendimi. Şöyle yeşilliğimi getirdim. Soğan, maydanoz, marul aldım. Muz aldım. Şöyle bir saklama kutusu aldım. Buna kalgonumu koyacağım. Ağzı açıkta duruyordu. İyi olmuyor yani. Şurada iki tane simit var. Bir tanesi Mustafa gelirken yedi, üç taneydi. Emir'in şu Nike takımı almıştım ya ben. Polar. Bunu 110'a aldım arkadaşlar. 94'tü. Çocuk giydi kolları tam. Dedim kolu bir kere kıvrılsın. Uzayıp gidiyor. Günlük uzuyorlar. Kışa giyecek daha bir de. Birinci ayda falan anca giyerim. Şubat, Mart'a kadar uzar. Bunu aldım. Bunu değiştirdim. Hele ki de bir tane varmış. Diğerleri hep büyüktü. Şöyle Villadama'da bir tane başlık aldım. Benimki kötü olmuştu. Yuvarlağından. Geçen hafta aldıydım, o da olmadı. Farklıymış. Değiştirdim artık satıcıdan. Benim getirebildiklerim bu kadar. Diğer malzemelerimi de getirince çekebilirsem çekerim size. Şimdi şunu ben bir deneyeyim. Şöyle sizlerle birlikte dolduralım kalgonumuzu. Bunun bir küçüğü var mı dedim. Adam da yok dedi. Başka satıcıya da sormadım. Pek mi büyük olacak bu da bilmiyorum valla. Bayağı da büyük oldu ya. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. En küçüğü buymuş. Şöyle bir Mustafa uyuturken kayınbabam eşyalarımı getirdi arkadaşlar. Hemen sizlerle paylaşayım. BİM'e girdim demiştim. Şöyle Mustafa'ya bez aldım. Bezden hala kesemedim. Yazın bayağı ilerleme kaydetmiştim ama ilgilenemedim çocukla. Hastaneye git gel. Sonra da hastaladım. İlgilenemedim gerçekten. Haplar bende uyku yapıyordu. Hap yutunca vurup kafayı yatıyordum Emir'i de kreşe gönderince. Pek ilgilenemedim açıkçası. Neyse şöyle bir koli yumurta aldım. Gidiyor yani bize, ne bileyim, çocuklara falan kek yapıyorum. Pankektir, omlettir. Geçenlerde 15'li aldıydım. Kardeşimle alışveriş yaptıydık. Daha paranın yatmasına da var. Dedim alayım yani. Aylık alışveriş. 15'li yumurta dayanmıyor. Her neyse şöyle iki tane süt aldım. Tahin aldım. Çok severim kışın. Pekmez de var. Şöyle zeytin aldım BİM'den küçük. Toplam 390 lira vermişim BİM'e. Sonra pazar alışverişimiz. Şöyle mor lahana aldım. Bunu Emir'in kreşi için aldım. Emirgil yarın turşu kuracaklarmış. Bir de yarım litrelik kavanoz istedi öğretmen. Evimde var kavanoz. Yeni kapak da var. Koyarım. Güzelce Emir'imiz turşu yapsın bakalım. Benden mor lahana istedi öğretmen. Diğer velilerden ne istedi bilmiyorum. Şöyle havuç aldım bolca. Ben çok seviyorum. Rendeleyip böyle yemesini bile aşırı seviyorum. Mandalina aldım, bol C vitamini. Hastayken kilo kilo mandalina yemiş olabiliriz. Kivi aldım, çok severim. Domates aldım biraz. Salatalık almadım arkadaşlar. Mevsimi geçti ya, böyle insanın canı da istemiyor. Artık organikleri de bulmak çok zor. Kavun aldım, bir tane alacaktım ama şöyle iki tane alayım dedim. Haftaya gitmem. Minik minik iki tane. Bize yeter. Kestim mi kötü oluyor. Büyüğü bitiremiyoruz. Şimdi bunlar böylece kalsın. Simit almıştım. Onu atıştırdım çayla. Hazırda yemeğim, çorbam da yoktu. Çok acıkmıştım. Mustafa'yı yerine koyayım. Biraz uyusun. O da git gel ezildi yani. Bebek arabasında çocuk. Hemen uyudu. Neyse. Sonra yerleştiririm burayı. Şöyle Emirciğime iki tane iç çamaşırı aldım. Emir bunları seviyor. Şu da bantiz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Emir bunlarda rahat ettiğini söylüyor. Boxer tarzı. Şöyle çizgili şey vardı ya. Kırmızı bir çizgili bade almıştım ya Mustafa'ya diye. Onu ben Emir'e değiştirdim. O badelerin de çok inceleri kalmış. Başka dedim böyle aynı fiyatta bade var mı dedim. Adam da bunu verdi. Bence gayet güzel. Böyle eşofmanının üstüne falan güzelce giyer diye düşündüm. Emir'in de bir tane renkli badisi vardı ya, onu da Mustafa'ya verdim. Yani zaten bayağı da aynı giyiyorlar. Emir biraz minyon tip olduğu için Mustafa Yiğit onu yakaladı. Buna hiç para vermedim, bunu değiştim. Oh, çizgilinin yerine bunlara da 80 lira verdim. Bugünkü alışverişimiz bu kadar. Şöyle kendime bir meyve tabağı hazırladım. Bol vitaminli meyve yiyeceğim arkadaşlar. Simitten sonra dedim sağlıklı besleneyim.
Güzelce dilimledim. Saat 3 çeyrek geçiyor. Emir 4'te çıkar. Emir'in gelmesine daha bir saatten fazla var. Mustafa uyusun biraz. Ben de böyle biraz keyif yapacağım. Yorumlarınıza bakacağım bir yandan da. Pazara gitmiştim, dönemedim yorumlarınıza. Şimdi tek tek okuyacağım. Meyvemi bitirdim. Şöyle çorba koydum jet hızında. Emir birazdan gelir. Yoğurt çorbası yapıyorum arkadaşlar. Şöyle buzluktaki buğdaylarımı çözdürdüm mikrodalgada. Sabah çıkarmayı unutmuşum. Hemen alelacele çözdürdüm. Ve karıştırıyorum, şöyle kaynamasını bekliyorum. Tuzunu eklemedim. Kesiliyor çünkü, size de bilmiyorsanız püf nokta vereyim. Yoğurt çorbasının tuzunu kaynadıktan sonra, altını kapattıktan sonra atın. Kesilmesin yoğurdunuz. Bakın şu an kesiklik yok. Yemek hala ne yaparım bilmiyorum. Yemek düşünemedim. Aklım durdu yani. Bir çorba içelim de hele bir. Karnım tok benim. Simit, meyve falan. Zaten iştahım yok. Ama işte mecbur, iki tane çocuk var. Bakalım ne yaparım, ne ederim. En azından dedim bir çorba yapayım. Sıcak bir çorba içsinler. Şimdilik böyle. Yağsı ve nanesi kaldı. Onu da kaynadıktan sonra üzerine dökerim. Gel. Merhaba arkadaşlar. Ertesi günden selamlar. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. Yarın paylaşırım muhtemelen videoyu. Geçmiş cumanız mübarek olsun. Dualarımız Filistin'le, Gazze'yle. Gerçekten çok üzülüyoruz arkadaşlar. Rabbim yardımcıları olsun. Yani biz yaşamadığımız için bilemeyiz tabi ama Allah'ım yaşatmasın kimseye. Dua edelim kardeşlerimize bol bol. Dua etmekten başka elimizden çare gelmez. Emir'i kreşe gönderdik. Emirgil'in bugün turşu günüydü. Turşuluk malzemelerini koydum. Yedek kıyafetini kirletmişti. Dün getirmiş okuldan. Altına kaçırmış biraz galiba. Onları yıkadım. Onları yeniden poşetledim. Yeni kıyafetler koydum. İç çamaşırı koydum. Onu gönderdim. Biz de Mustafa'yla bir şeyler atıştırdık. İştahım yok. Akşam gördüğünüz seruma gittim arkadaşlar. Acile gittim. Babamı çağırdım. Böyle ben dedim donuyorum. Ayaklarımın ucu buz kesiyor arkadaşlar. Bir de şu baş tarafım, boyun tarafım ateşli. O da işte hem üşütüyor seni hem terletiyor. Neyse gittik. Serum istedim doktordan. Çünkü evde ilaçlarım var. Gargara yazayım dedi. Var dedim. Parol var dedim. Soğuk algınlığı hapı var hocam dedim. Bir hafta, iki hafta önce de dedim.
Hem iğne yaptırdım, iki kere de antibiyotik aldım dedim. Siz bana dedim bir serum verin dedim. Serum çünkü bana iyi geliyor. Böyle hemen ısıtıyor, üşütmemi kesiyor. Neyse serumu aldım işte. Küçük bir serum yazmıştı. Geldik. Annem de işte babamla gelmişti. Çocuklara baktı. Bir saat kadar durdular. Çay içtik, gittiler. İkra'nın dersi varmış. Biraz daha iyiyim yani. Doktor bir tane dedi kuvvetli bir soğuk algınlığı hapı yazıyorum. Çünkü ben kaç gündür bakın limon, ne bileyim ben pekmez, ayva yaprağı hiç mi geçirmez ya? Hiç mi bir nezle mi geçirmez bu şeyler ama o günlere bakarak da yine iyiyim. Ayaktayım çok şükür. Öylelikle şimdi kayınbabamı aradım. O alacak ilacımı da. Ondan sonra bulaşığım duruyor. Çamaşır astım. Gördüğünüz fasulye şey yaptım. Güneşe biraz suyunu çektirip buzluğa atacağım. İyi oluyor öyle. Kışın falan yeriz. Dolapta dedim kötü olmasın. Bu arada başımıza çok kötü bir olay geldi arkadaşlar. Bizim için kötü. Rabbim daha beterini yaşatmasın inşallah. Var bunda da bir hayır diyorum. Belki Emir'e bir şey olacaktı. Cana geleceğine mala gelsin demişler ya. Gerçekten çok doğru bir laf. Emir'imizin büyük hayali paramparça oldu arkadaşlar. Başlık atmıştım ya Emir'in büyük hayali gerçek oldu diye. Çok severek kullanıyordu. Bakın hala da. Arkadaşlar, Emir'in kumandalı arabasının tekerleri paramparça oldu ama araba sağlam. Parçalarını da böyle topladık, poşete koyduk. Bilmiyorum ya ileride yapılır mı? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok ama çok üzüldü Emir. Ağladı yani. Yarım saat boyunca falan ağladı. Nasıl oldu anlatayım. Emir şu an bunu kaldırdım. Gördükçe daha çok üzülüyor. O yüzden ortadan kaldırdım. Pazar günüydü arkadaşlar. Geçen hafta pazar günü. Ben yine böyle çamaşır astım. Hafta sonu çamaşırı. Çocuklar da dışarıda bisiklet sürüyordu. Bunu da dışarıya çıkartmışlardı. Ben de dedim ki hadi dedim biraz arabanı sür de dedim. Birazdan içeriye gireriz Emir dedim. İçeride dedim süremiyor. Ev küçük ya. O da yok anne dedi bisiklet süreceğim dedi. Benden de oldu yani ya da olacak varmış. Oğlum dedim biraz sür de bak dedim. Hadi dedim bir daha dışarıya çıkamayız. Ben kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Tamam anne dedi. Biraz da Ramazan'a video çekecektim. Böyle babası na video çekip gönderecektim. İzlesin işte çocukların ne attığını ne ettiğini diye. Videoyu bir açtım. Şu ben çamaşır asıyorum ya her zaman. İki ağacın arasına. Orada duruyorduk arkadaşlar. Ağaçların önündeydik. Ortada da değildik. Emir de böyle arabasını sürüyordu. Uzaktan kumanda elindeydi. Böyle 360 derece döndürüyordu arabayı. İleri geri de değil. Böyle daire çizdiriyordu arabaya. Şu bizim apartmanın girişi var ya. O köşeden araba bir geldi. Komşumuzun arabası. Biz de ne olduğunu anlamadık. Hele ki yani hele ki diyorum Emir arabanın peşine koşup da yani şu arabanın peşine koşup da Allah göstermesin kaza olabilirdi yani öyle düşünüyorum ben. Verilmiş sadakamız varmış. Emir kenardaydı. Arabayı da komşu görmemiş. Uzaktan kumandalı küçücük bir araba. Nerede görecek arabanın içinde? Ondan sonra o köşeden hızla girdi. Biz de bilemedik hızla girince dur demeye de kalmadı. Ondan sonra biz kenarda olunca herhalde dedi ki bunlar kenarda. Ondan sonra çocuklarla dışarıdalar. Arabayı fark etmedi yani bizim uzaktan kumandalı araba oynadığımızı görmedi, fark etmedi. Arabayı altına bir aldı arkadaşlar çatır kütür. Şöyle bakın şurası. Ama benim şaşırdığım nokta arabanın üstünden geçti ben gördüm. Arabanın üstünden geçti bakın hiçbir şekilde. Sadece şu tekerleri kırıldı arkadaşlar. Bakın şu tekeri sağlam. Şu iç mekanizmaları kırıldı. Tekerleri falan aldım. Ama çalışıyor araba. Şöyle halının üzerine koyduğum zaman uzaktan kumandayla oynattığımız zaman gidiyor ama gidemiyor. Niye? Çünkü tekerleri yok. Sürünüyor yani araba resmen anlayacağınız. Böyle bir poşete kaldırdım. Tabii Emir o anın şokuyla bayağı bir ağladı. Arabam gitti, arabam gitti diye. Komşuda ne olduğunu bilemedi. Ondan sonra arabadan indi işte şey dedi. Görmedim falan dedi işte. Telafi ederim ben dedi. Çocuğa yeni bir araba alırım. Telafi ederim dedi. Ben de önemli değil falan dedim. Öyle bir başımıza olay geldi. Diyorum ya Rabbim beterinden korusun. Yani Emir'e bir şey olmadı ya çocuklara bir şey olmadı. Ne bileyim ben o girişten gelen
şeyi görmüyor. Köşedeki geleni görmüyor. Buradaki de aynı şekilde. Karşıdan geleni görmüyor. O yüzden benim orası en korktuğum noktaydı. Aman çocuklara bir şey olmasın. Aman çocuklara bir şey olmasın. Cana geleceğine mala gelsin demişler. Böyle bir poşete kaldırdım. Emir bayağı şey oldu yani, kahroldu. Bir de doğum günü hediyesiydi ya. Ondan sonra ilk kumandalı arabasıydı. Böyle ben dedikçe Emir'in yanında iyice şey yapıyor. Bana diyor, kırılmayan kumandalı araba alsaydınız diyor. Artık sevmiyorum ben kumandalı arabaları diyor. Valla da öylelikle başımızdan bir olay geçti. Diyeceğim o ki yani mala gelsin, cana geleceğine. Bu nedir ki, bulunur. Ama can gitti mi Allah muhafaza geri gelmez. Her neyse arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Bu da bize bir ders olsun yani, ne bileyim ben. Ya her zaman oynadığımız, ne bileyim ben, kapının önü her zaman gelip geçtiğimiz olacak varmış diyorum bir yandan da. Neyse ben lafı uzatmayayım. Birkaç bulaşığım var, onları yıkayayım. Çorbam var. Dünden biraz da eriştem var. Dün erişte yapmıştım. Yani yemek işiyle falan uğraşmam bugün büyük ihtimalle. Mustafa ile evde oynarız. Ondan sonra dururuz, ne bileyim ben. Evimizin işini yaparız, temizleriz. Dediğim gibi bugün, dedim mi bilmiyorum size, şeyde kaldı. Bugün normalde ben mutfakla girişi boyatacaktım. Çarşamba akşamı karar aldım. Dedim ki her ne olursa olsun boyatayım dedim. Perşembe sabahı bir uyandım. Yine bende tat gitti. Nezleye çevirdi bu sefer de. Başım nasıl ağrıyor hiç anlatamam. Dedim ben şimdi ev boyandı mı duramam. Temizliği kim yapacak? Buraları kim yerleştirecek? O mutfak dolabının üstü inecek. Giriş toplanacak. Bura toplanacak. İki çocuk. Dedim İrem, neyse dedim. Var bunda da bir hayır. 2 haftadır erteliyorum boyayı. Bu hafta daha ertele, kendine gel. Öyle dedim, boyat evini. Bir de camları açmak zorundayım. Boyanın kuruması için yaz günleri yok. Artık hava buz buz, cam falan açılma devri bitti. Neyse kendini yorma dedim ve bu hafta da erteledim. Normalde cuma günleri kaynımın izni. Bugün de gitti yani. Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Bir de ben aldığım ilaçlardan sonra böyle terleme yapıyor. Halsizlik yapıyor, uyku yapıyor. Bir sürü şey yapıyor. Dayanamıyorum da böyle durmasına. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu duvarımız berbat durumda. Çünkü orada termosifon vardı. Termosifonu kaldırttırdım. Ora açıldı. Delikleri kapattı kaynım odayı boyadıktan sonra. Bu sefer de boya istiyor. Neyse dedim İrem ya, iyi ol da sen, her şey olur. İlla ki bir havanın iyi günü, güneşli günü bir denk gelir. Ne bileyim bundan sonra da iyi gün denk gelmez de. Hiçbir fikrim yok inanın. Neyse. Ha, sela veriliyor. Cuma selası. Neyse videomu da kapatayım. İşimi yapayım. Daha sonra görüşürüz. Şöyle emirimiz geldi arkadaşlar. Turşusunu yapmış. Bakın notuna. Ben minik aşçınız Emir. Afiyet şifa olsun demiş. Bakın içinde her şey var. Karışık turşu. Nasıl da severim. Salatalık da var. Şş, Mustafa da diyor ki arkadaşlar, anne diyor tabağa koy da yiyelim. Mustafa. Annem daha bu olması gerekiyor. 15-20 gün. Şeye koyalım, şu bizim giriş kapımızı oraya koyalım. Oraya güneş almıyor. Sonbahar, beyaz lahana, her şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın emirimiz büyümüş de turşu yapmış kardeşine, değil mi annem? Sana mı yapmış Mustafa? Dur, açma açma açma. Güzelce de süslemişler şöyle. Şimdi kaldıralım. Bakalım 15 gün sonra nasıl olacak. Kim yapmış bunu Mustafa? Abi. Sen de yapacak mısın büyüyünce? İyi. Niye ya?